Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hocam iyiyiz. Bugün soru çözüyoruz. Evet şortlarımız var bugün. İki tane sorumuz var Ebob Ekok'la ilgili. O zaman sizdeyiz hocam. Hadi başlayalım gençler. Şimdi İlk örneğimizde aşağıda verilen bir kenar uzunluğu 120 metre olan eşkenar üçgen şeklinde bir bahçemiz varmış. Eş kare üçgen şeklinde parsellere ayrılıp her parselin köşelerine birer tane fidan dikecekmişiz gençler. Dikkatli bakarsınız üçgen şeklimizi görürsünüz. Parsellerin birer kenar uzunluğu 15 metreden küçük ve metre cinsinden tam sayı olduğuna göre dikilecek fidan sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi gençler sizin de gördüğünüz gibi Buralarda fidanlarımız var. Bakın burada fidanımız, burada, burada fidanlarımız oluşuyor. Ve bir eşkenar üçgen yapıyor burada. Şurası bir eşkenar üçgen olacak. Ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi bizim hedefimiz şu. Birinci satırda kaç tane fidan var? İkinci satırda kaç tane fidan olduğunu belirlemek. Mesela burada bir tane Burada iki tane, burada üç tane ve dört tane diye devam ediyor. Bu şekilde devam edecek. Yani burada her satırı birer birer artıyor. Şimdi demek ki burada kaç satır olduğunu bulmamız lazım. Burada da yardım 15 metreden gelecek. Şimdi bir kenarımız 120 idi. Normalde biz şunu derdik. 120, 15 metre diyor. Hadi 120, 15'e bölelim. Ama 15 metreden küçük diyor. Şimdi 120, 15'e bölünür. 120'yi bölen 15'ten küçük ilk sayıyı belirlememiz lazım. 120'yi bölen 15'ten küçük ilk sayımız 12'dir gençler. Ve 120'yi biz 12'ye bölüyoruz. Şimdi aklınıza şöyle bir soru olabilir. Yani dikilecek fidan sayısı en az kaçtır diyor. Bunu nasıl belirleyeceğimizle alakalı. Burada bizim hedefimiz kaçar metre aralıklarla önce ağaç dikileceği ya da fidan dikileceği sonra da her satırda kaç tane fidan oldu. 120'yi 12'ye böldüğümüz zaman 10 tane yapı oluşacaktır. Yani her 10 metrede bir fidan dikeceğiz. Yani şu ikisi arası 10 metre, 10 metre, 10 metre diye devam ediyor. Şimdi peki kaç tane satır var? Bunu da şuradan kopya çekelim biraz. Bakın gençler burada bir 10 yazdık, 10 yazdık, 10 yazdık. Şurada 10 birimde 2 tane sıra olduğunu göreceksiniz. 1, 2. Iki. İkinci onda devreye girerse 1, 2 ve 3. satırla bitiyor. Eğer 3. onda devreye girerse 4. satırla bitiyor. Yani burada 10 parça varsa 11 tane sıra vardır gençler. 11 tane sıra var. Şimdi dikkatli bakalım. Birinci sırada bir taneydi artı. ikinci sırada 2 iki taneydi. Üç tane, dört tane böyle devam ediyor nokta nokta nokta. Kaç tane sıra var? 11 tane sıra var. Bu durumda 11 ile bitirecektir. Yani 11 fidanla bitecektir son satır. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Tek tek toplayacak mıyız? Hayır Gauss'la topluyoruz. 11 çarpı 12 bölü 2. Yani bizim en çarpı en artı 1 bölü 2 devreye giriyor. Sadeleştirirsek 66 tane fidan yapacaktır. O zaman da A şıkkı doğru cevaptır gençler. Evet gençler ikinci örneğimizde kenar uzunlukları 5 ve 10 santim olan dikdörtgen şeklindeki sarı ve gri parkelerden şekildeki gibi sarı parkeler yatay, gri parkeler dikey olacak şekilde döşeme yapılacak ve kare alan kaplanacakmış. Kaplanan kare alanda 24 tane sarı parke kullanıldığına göre kaç tane gri parke kullanılmıştır diyor gençler. Şimdi burada sarı ve gri parkelerin aynı boyutta olduğunu unutmayalım ve burada yapacağımız olay ilk başta şurası. Bunlar onar birim gençler. Bunlar 10, 10, 10 şeklinde gidiyor. Peki sol taraftaki veriler burası 5, 10, 5, 10, 5 şeklinde gidiyor. Biz buradan ne yapacağız? 24 tane sarı parke olduğunu biliyoruz. Şimdi demek ki buradaki enimiz onar onar gidecektir. Bu durumda 5, 10 başladığı için ilk yapımız 20 ile başlayacak. Ve 20 birimde, 20 santimde burada da 20 santim olacağından dolayı 2 tane yapı oluşacaktır ve Sarılarda da sarıları belirleyen beşlikler olduğu için iki tane burada da yapı oluşacak. 2 i̇ki kere 2'den 4 tane gelir ama 24 çok daha fazla sizin de bildiğiniz gibi. Buna göre biz bunu biraz daha arttıralım. Hemen ondan sonra 10 on geliyor, 30 otuz yapar. 30'u kullanabiliriz ama 30 da yine az olacaktır. Sonra 35 yapıyor. O bizim için kullanışlı değil. Sonra bir 10 kullanacağız. 45 yapacak. 45 yine onun katı değil. Sonra bir 5 gelecek. Böylelikle 50 yapacak. Şimdi ben burada 50'ye göre kullanabilirim. 50 birimde 5 tane buradaki sarı dizilimi var. Peki bu sarılardan yatay olarak kaç tane var? Beşlikleri sayalım. 1, 2, 3, 4. Tabii ki de 5 kere 4'ten 20 gelecektir. Hala yaklaşamadık. Ama 24'e çok yaklaştığımızı hissediyorum. O zaman bu 5'ten sonra bir tane de 10 yazarsak. O zaman buraya da bir 10 yazacağız. Yani 60 birim olacak. Bu tarafta 60 birim. Burası da 60 birim olacaktır gençler. Peki 60 birimde bu en bölümünde kaç tane sarı var? E, her biri 10 olduğuna göre 60 bölü 10'dan 6 tane olacaktır. Peki buradaki boyda kaç tane bu sarılardan var? Onda beşlikler belirliyor. Dikkatli bakalım. Bir tane burada var. 1, 2, 3 4 tane yapacaktır. O zaman da 6 çarpı 4'ten 24 tane sarı parke gelir. Evet biz yakaladık. Meğerse 60'ı 60'mış bu yapı. Peki griler burada kaç tane? Şimdi Grilerin buradaki sarı yapısına göre beşer beşer geleceği için gençler burada her 10 için 2 tane gri geliyor. Yani toplamda 6 taneydi. O zaman 6 çarpı 2'den 12 tane oluşacaktır. Peki bu onluklar griler belirlediği için kaç tane var? Bunu sayalım. Bir tane burada var. 2, 3 ve 4 tane de burada var. Yani 12 çarpı 4'ten 48 tane gri yapacaktır gençler. Böylelikle doğru cevap E şıkkıdır. Hocam bitirdik mi videoyu? Evet bu güzel soruyla beraber bitirmiş olduk. O zaman arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.